edebiyat dünyası Alman yazar Günter Grass'ı kaybetmenin yasını tutuyor. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Grass, Almanya'nın Lübeck şehrinde 87 yaşında hayatını kaybetti. Romancılığının yanı sıra oyun yazarı, şair, heykeltıraş ve tasarımcılık da yapan Grass'a dünya çapında ün kazandıran 1959'da yayımlanan Teneke Trompet adlı romanı oldu. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan roman daha sonra sinemaya da uyarlanmıştı. Ünlü yazarı dünyanın gündemine oturtan bir başka yapıtı ise 2012 yılında yazdığı Söylenmesi Gereken adlı şiiri oldu. İsrail'in dünya barışını tehlikeye attığı belirtilen şiir sebebiyle Grass, kimi kesimlerin eleştirilerinin hedefi olmuş ve özür dilemesi istenmişti. 1960'lı yıllarda Alman Sosyal Demokrat Parti'nin seçim kampanyasına destek veren yazar, parti üyeliğini 1992'ye kadar sürdürmüştü. O birçok kişiyi yanlış yoldan döndürmüş bir baba figürüydü. Özellikle 1945'ten sonra geçmişini bir an önce silip atmak isteyenler için. 1999 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Grass, Kedi ve Fare, Köpek Yılları, Pisi Balığı, Dişi Fare ve Uzak Tarla gibi birçok eseriyle adına edebiyat dünyasına altın harflerle yazdırmıştı.